يوم الفراق يوم الفراق يوم الفراق بكى الصحاب. Bugün Rabbim Allah'tır dedi diye, Rabbim alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'dır dedir diye yurtlarından çıkarılan yüzlerce ve binlerce insan, Rabbim Allah'tır dediler diye hapislere doldurulan binlerce insan, Rabbim Allah'tır dediler diye işkence ve eza gören binlerce insan hiç zannetmesinler ki bu yapılan zulümler hak ettiği yeri bulmadan böyle insanların yanına kar olarak kalacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle emin olun, oradaki o kıssadaki çocuğun babasının malına ulaşması gibi unutmayın ki eğer sizlere de Allah için zulmediliyorsa işte şu çocuklar sizin hakkınızı yarın onlardan alacaklar. Korkmayın o yüzden. Allah'ın dinini hak eden çocuklar yetiştirin. O çocuklar babalarına zulmeden zalimlerden bunun hesabını soracaklar Allah'ın kaderiyle. Azze ve Celle, Subhanehu ve Teala. Hiç kimsenin zulmü yanına kar kalmaz. Ama mağdur ettiği bu kadar insanı, mağdur ettiği bu kadar kadını ve çoluk ve çocuğun hesabını hiç düşünmezler. Ama ben düşünüyorum ve biliyorum ki Allah Azze ve Celle bizim çocuklarımızla bizim hakkımızı onlardan söke söke alacak. Onların zulümleri de yanlarına kar olarak kalmayacak. Allah Azze ve Celle öyle bir Rab. O adalet sahibi kimseye zulmetmez. Herkese yaptığının karşılığını verir. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir Müslüman kardeşinle eğer anlaşmazlığa düşersen sakın ha sakın sen zalim olma mazlum ol diyor. Çünkü zulm kıyamet günü karanlıklardadır. Çünkü zulm kıyamet günü insana fayda vermez. Sadece zarar getirir. Ve dünyası da insanın mahvolur. O yüzden kıyamet günün adı El-Hakka kelimesidir. بطل لصوت الحق سامع يا ابن